Fikret Bila, 6 Nisan 2022, Halk TV Yüksek enflasyonun sorumlusu kim? Bu iktidarın sorumluluk üstlenmeme gibi bir huyu var. Kendi yanlışlarının yarattığı sorunları başkası yaratmış gibi yapıyor. En sıcak örnek her gün artan hayat pahalılığı, başka diyeşle milletin belini büken yüksek enflasyon. İktidar konuyla hiç ilgisi yokmuş gibi davranıyor. Hemen bir sorumlu buluyor. Enflasyon bütün dünyada arttığı için bizde de artıyor. Acaba öyle mi? Enflasyon dünyada ne kadar artmış ki? Bizde Türkiye İstatistik Kurumuna göre %61, Enflasyon Araştırma Grubu ENAG'a göre %142 artmış. Dünyadaki enflasyon oranlarına bakalım. Amerika'da %7.9, Almanya'da %7.3, Yunanistan'da %7.2, İtalya'da %6.7, İngiltere'de %6.2, Hollanda'da %6.7, Fransa'da %4.5. İsveç'te %4.3, Danimarka'da %4.8, İsviçre'de %2.2. Dünyada enflasyon oranları böyle. Türkiye'de ise resmi olarak %61. Demek ki dünyadaki enflasyon, Türkiye'deki yüksek enflasyonun nedeni değilmiş. Ama iktidar teflon tava gibi olduğu için üzerinde sorumluluk kalmıyor. Ben enflasyonun nedeni dünyadaki enflasyondur diyeyim de kaç kişi inanırsa kardır diye düşünüyor. Oysa yüksek enflasyonun nedeni dünyadaki enflasyon, dış güçler, CHP, marketler ve bakkallar değil, doğrudan doğruya bu iktidardır. İktidarın yanlış politikalarıdır. İktidar bile isteye Türk Lirası'nın değerini düşürdü. Yüksek enflasyonun temel nedeni bu yanlış tercihtir. Türk Lirası neden değer kaybetti? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faiz nedendir enflasyon sonuçtur diyerek Merkez Bankasına faizi enflasyonun altında belirlemesi talimatını vermesiyle Türk lirasındaki erime ve kur krizleri başladı. Ekonomist Barış Soydan'ın belirlediği gibi düşük faiz politikası nedeniyle Türk lirası sadece geçen yıl dolar karşısında %44 değer kaybetti. Başkanlık sisteminin resmen başladığı 2018 yılının haziran ayında dolar 4,5 liraydı. Bugünse 15 lira sınırına dayanmış durumda. Dolar artınca ithal ara malların fiyatları artıyor. Bu artış da ürün fiyatlarını artırıyor. Böylece hayat daha pahalı hale geliyor. Türkiye'den çok daha düşük enflasyona sahip ülkeler faizi artırarak, kamu giderlerini kısarak, tasarrufu ve üretimi teşvik ederek enflasyonla mücadele ediyorlar. Türkiye ise enflasyonla mücadele etmiyor. Merkez Bankası asli görevi olan enflasyonla mücadeleyi bırakmış durumda. Bağımsızlığı ortadan kaldırılan Merkez Bankası iktidarın enflasyonu kamçılayacak talimatlarını yerine getirerek faizi düşük tutuyor enflasyon karşısında TÜİK'e göre eksi 40, ENAG'a göre eksi 120 düzeyinde negatif faizle fiyatları füze gibi yükseltiyor. Sokaktaki vatandaş için en adaletsiz vergi olan enflasyon, fakiri daha fakir, zengini daha zengin yaparak yoluna devam ediyor. Bu durum iktidarın umrunda değil, zenginin daha zengin olmasından, vatandaşın cebinden alıp hazine garantili iş yapan müteahhitlerin cebine para aktarmasından gayet memnun. Halkı enflasyonu ben artırmıyorum, dış güçler artırıyor, marketler artırıyor, bakkallar artırıyor, bunlara acımayacağız diye kandırmaya çalışıyor. Artık ne kadar tutarsa. Fikret Bila